Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben şöyle yine kahvaltıma başlamak istedim. Tabii güne başlayalı uzun bir süre oluyor ama vloğa daha doğrusu öyle söyleyelim. Kahvaltımı yaptım. Zaten genelde her gün aynı gözüküyor. Sadece bazen yulaf lapası yiyorum. Bazen de bu şekilde tüketiyorum. Sadece üzerindeki peynirler değişiyor. Şöyle kahvemi de yaptım. Nescafe sabahları olmazsa olmazım zaten. Yani düşünün, hava sıcak ama yine de sıcak kahvemden vazgeçemiyorum. Zeyt de zaten uyanınca hemen aç olduğu için o zaman yiyor. Ben de genelde şimdi yiyorum. Yani şu anda bu arada saat 12. Şu an tam zil çalıyor kilisenin. Yani tam 12 oldu. Böyle kahvaltımı yapacağım. Açılışta direkt yapayım dedim. Sonra günün ilerleyen saatlerinde tekrardan görüşürüz zaten. Arkadaşlar sıcaktan bayılmak üzereyim. Zeyt sen ne yapıyorsun acaba? Allah'ım, bu çocuk da ayrı kafa zaten. Kahvaltımızı yaptık. Ben bir de spor da yaptım. Duş falan aldım. Şu an gerçekten hiç ama hiç modum yok yani. Size bunu burada böyle söylüyorum. Hiç şey yapasım yok asla ve asla ama mecburum. O yüzden de ağlamam geliyor ama gülüyorum. Ağlamam geliyor ama gülüyorum şu halime. Değil mi Zeyt? Şimdi kaç bulaşığım var, onları önce yıkayacağım. Şuradan. Sonra evi süpüreceğim, toz alacağım, paspas yapacağım. Değil mi? Çamaşır sereceğim. Gel buraya. Gel. Zeyt de tüm üstüne suyu döktü. Ama serinlemiştir yani. Çünkü hava çok sıcak. Gel. Kucağıma gel, kucağıma. Uy, benim pandam ya. Bak bak. Ay dur, önce bir el salla bakayım ablalara. Abilere el salla. Halo yap bir lütfen. Hello. Ne yapıyorsunuz de? Bak, kaldırdım ya, buraya oturmak istiyor. O yüzden bu çırpınışı. Heh, rahatladın mı? Muhtar, rahatladın mı? Tabii. Heh, orada kahve. Yok canım. Sana ne acaba benim kahve kapsüllerinden Zeyt? He? Ya. Bir de sevinmesi yok mu ya? Bu çocuk var ya, çok değişik bir çocuk. Kahve mi yapacaksın kendine? Zeyt. Yapmış. Yapma aşkım, kahve yapma. Anne içti kahve. Bak. Bak, seni çekiyorum. Sen bak, hep böyle kırıyorsun kapsüllerini. Bakar mısınız? İşte. Hep senin eserin oğlum. Yapmış. Acaba kim yapmış, kırılmış diyor bir de. Onu sen yaptın. Sen yaptın. Sen yaptın. Hayır, kahve yapmıyoruz. Neyse, ben de bulaşık yıkayayım. Şunlar var. Fazla bir şey yok yani. Sabahın bulaşığı. Yılmış. Ben yılmış. Evet annem. Canlarım, ben temizliğe başladım. Şöyle girişten, tuvaletten başlamak istedim. Tabii sizlere çekemiyorum çünkü yani Zeyt'in zaten ikide bir yanıma geliyor. O yüzden hızlı hızlı bitirmek istiyorum. Şöyle güzelce her yerini bir sildim. İşte tuvaleti, lavaboyu, şu yukarıyı, fayansları. Şimdi yeri süpürüp, yani süpürdüm daha doğrusu. Şimdi yerleri buhar makinesiyle temizliyorum gördüğünüz gibi. Şöyle. Valla şu an çok güzel kokmaya başladı arkadaşlar. Şu araları da iyi alalım. Bir yerde bir şey kalmasın. Ay, bu sıcakta da yani temizlik gerçekten yorucu yani. Ama yapacak bir şey yok. Bol bol kalori yakarız böyle. Hareket halinde olduğumuz için ve ekstradan sıcak olduğu için haliyle insan daha çabuk terliyor. O yüzden spor olarak düşünelim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar
Nazar çıktı diyelim. Canlar, saatleri 2 ettik ve ben havluyu daha yeni çıkartabiliyorum. Temizliğim bitti. Oğluşum da öğle uykusuna geçti. Aynen. O şu an uyuyor. Ben de bir saçlarımı artık tarayayım dedim yani. Şöyle hemen tarayalım. Sonrasından da bir işim yok aslında. Birazcık dinlenirim. Keyif yaparım. Ondan sonra da zaten hemencik yemeğe geçmem lazım. Yani fazla bir vaktim kalmıyor kendime. Şöyle hızlıca bir tarayalım saçlarımızı. Kremimi falan süreyim. Ondan sonra yemeği de yaparız. Kıyma çıkardım. Herhalde sulu köfte yapacağım arkadaşlar. Bu aralar Zeyd Mirza yine iştahsız oldu. Ben anlamıyorum. Bilmiyorum havalardan dolayı mı ama pek böyle yemek istemiyor. O yüzden genelde sevdiği şeyler yapmayı tercih ediyorum. Mesela dün hani tabağını gördüğünüz yarım somon vardı. Birazcık patates püresi falan vardı ama yemedi yani. Gerçekten sadece birazcık somon yedi. Öbür şeylere hiç dokunmadı. Yani neden böyle yapıyor bilemiyorum. Yani bazen yiyor her şeyi, bazen de tam tersi yani. Artık ben de ne düşüneceğimi bilemiyorum, neyse. O yüzden onun sevdiği bir şey yapayım dedim. Hani pilav ve böyle patatesli yemekleri seviyor. Arkadaşlar, yani kaçıncı defa bahsedeceğim ama sıcaktan bayılmak üzereyim. Üstümde duramıyorum. Allah'ım bu ne sıcaklık ya. Zeyd öğle uykusundan uyandı. Bir yarım saat falan oluyor. Bu arada Akif geldi ve tekrar çıktı. Size o arada çekim yapmadım. Araba bakmaya gitti, iş arabası. O yüzden dışarıdan döner yiyecekmiş yani. Çünkü erken geldi, saat 3'te geldi. O yüzden yemek daha yapmamıştım. O da dışarıdan yedi. Ben de şimdi Zeyd'den dışarıya çıkacağım. Benim de canım bugün Çin makarnası istiyor. Çin makarnası ve sushi almak istiyorum. Ama yani daha saçımı bile bağlayamadım doğru düzgün. Çünkü yanıyorum, yapış yapışım hemen gidip geleceğim valla. Ne oldu annem? Şu saç da yani gerçekten kötü. Evet gidiyoruz annem. Nereye gidiyoruz? Sen terliklerini giydin mi? Terliklerini giyiyor mu? Evet giyiyorum annem. Vallahi gidip gelelim. Zeyd de çünkü dışarı çıkmak istiyor. Aslında evde de yapardım da. Evet annem. İlla dışarı gitmek istiyor. Hani babasının gittiğini de gördüğü için. Dedim hadi neyse iki turlayalım dışarıda. Ay saçım tipim yani bugün asla ve asla kurtarılamayacak bir şekilde. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle gideceğim yani. Öyle. Bu arada canlar, sizlere bir şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum bu konularda ne düşünüyorsunuz ama aslında uzun bir süredir aklımda fakat yani karar veremiyordum. Aslında hala da net bir karara varmış değilim. Dudaklarımda biliyorsunuz ki dolgu yok. Yani bu her halinden belli oluyor zaten. Ve benim annem ama hemen bir şey söyleyecektim Zeyd. Tamam gel buraya otur anneyi bekle gel. Hadi kahvelerle oyna. Otur otur. Ve benim dudaklarımdan aslında memnunum. Öyle söyleyeyim size. Ama sanki bir üst dudağıma 0.5 yani çok az buçak bir dolgu yapsak yani güzel olur diye düşündüm. Dediğim gibi gerçekten çok az bir milim. Hani çok fazla belirgin olsun istemiyorum. Zaten o görüntüden de hoşlanmıyorum. Hani böyle çok şişik dudaklardan da gerçekten hoşlanmıyorum. Sadece hani ben boyuyorum ya, çerçeve yapıyorum. O zaman böyle tam istediğim gibi oluyor dudaklarım. Ama boya sonuçta arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz gidiyor. O yüzden dedim ki hani üst dudağım birazcık daha dolgun olsun. O yüzden belki dudak dolgusu yaptıracağım. Ve ilk tecrübem olacak. Biraz daha korkmaya değilim açıkçası. Ama sanırım uyuşturuyorlar yani. Bir araştırmam lazım. Öyle. Ve ilk günler tabii şiş oluyormuş. Sonrasından iniyormuş. Yani insanlar genelde yani ya 0.5 var, 1 var ve 1.5. Yani aslında istediğiniz
dolguda, ölçüde onlar size dolgunuzu yapıyor. Ama ben dediğim gibi yaparsam en düşüğünden yapmak istiyorum. Çok az yani. Bilmiyorum ya, makyajsız da biraz daha dolgun olsun istiyorum. Çünkü böyle çok soluk, hani çok böyle, nasıl diyeyim, anladınız siz. Ve sadece üst suda istiyorum. Ama öyle nasıl durur bilmiyorum, hani sonra sadece burası sırıtsın da istemiyorum aslında. O yüzden bir araştırmam lazım. Sizlerle de bir konuşayım dedim. Bu konuda tecrübesi olanlar var mı? Zaten yani pişman olacağımı sanmıyorum. Çünkü zaten hani ömür boyu kalıcı bir şey değil. 5-6 ay süresi var, sonra zaten yine eriyor yani dolgu. O yüzden bir deneyeyim dedim ya. Valla böyle yaş ilerledikçe de insan böyle değişik değişik şeylere heves salıyor. Ama biz kadınlar yani, bilmiyorum. Tabii hepimiz aynı değiliz, o ayrı konu da. Yani heves ediyorum arkadaşlar. Hiç yaptırmadım dediğim gibi. Bakalım, her şeyin bir ilki vardır diye düşünüyorum. Ve bununla kalmayacak. Bunu bana gerçekten çok yazıyorsunuz. Rümeysa, botoks yaptırsana göz kısmına diye. Çünkü gerçekten çok kırışık gözlerim. Bunu genelde hep bana söylüyorsunuz. Bakın şimdi. Şöyle gülüyorum ve görüyor musunuz çizgileri? Ve botoks da asla ve asla kötü bir şey değil. Hem yaşlanmayı da böyle engelliyor. Hani iyi yani cilt için. Araştırdım. Hiçbir zararı olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden muhtemelen tatil öncesi de göz çevresi ve bura için yapmak istiyorum. Onun için de bir bakacağım. Kesinleşirse size haber ederim zaten. Yani heyecanlıyım, bilmiyorum. En çok dudak dolgusunu tabii daha emin değilim. Şimdi ben size böyle diyorum. Belki yarın kararımı değiştireceğim, o ayrı, ama hevesim var, ne yalan söyleyeyim. O yüzden deneyeyim dedim. Yani ne kaybedeceğim. Çok da az olacak zaten. O yüzden yapmak istedim. Bayağı da uzun konuşmuşum. Şimdi diyeceksiniz ki Rümeysa yap istediğini, ama bir kısım da olacak ki beni linçleyecekler. Veya diyeceksiniz Rümeysa bu halinle çok güzelsin, ne gerek var diye. Onun için de öncelikle teşekkür ederim tabii, ama yani botoksun hiçbir zararı olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Ve gerçekten de çok güldüğüm için de olabilir. Çok kırışıklarım var. Baksanıza, bayağı bayağı hem de. O yüzden bence şart. Zeyt Mirza ne yapıyorsun anneciğim? Ve artık yaşım da geliyor yani. 25 yaşına gireceğim bu sene. Artık bence başlamam gerekiyor. Öyle. Çevremde de hani çok yapanlar var. Memnun kalanlar var. Dudak dolgusu yapanlar var. Yani bilmiyorum, hepsi memnun halinden. Benim de hoşuma gidiyor. Tabii abartmadığımız sürece. O yüzden ben de bir denemek istiyorum. Öncelikle bir araştırma yapmam lazım. Nerede ne zaman yapacağıma. Sizlere de haberdar ederim mutlaka. Sizler bana tecrübelerinizi yazabilirsiniz. Botoks hakkında veya dudak dolgusu hakkında yorumlara açın yani. Yazabilirsiniz. Böyle, ama tabii ki de herkesin kendi kararı ve benim kararıma saygı duyacağınızdan eminim. Ve umuyorum da canlar. Dediğim gibi herkesin kendi bileceği bir şey. Kimisi çok sever, kimisi hiç hoşlanmaz. O yüzden herkes istediğini yapsın ya, valla. Beni de mesela ilgilendirmiyor başka şunu ne yaptı. Evet, Zeyt'le Çin yemeği almaya geldik ve şu an şeker gördü. Zeyt o bizim değil, hayır. Anne yemek alıyor, tamam mı? Hayır oğlum, bak kadın yok diyor, olmaz diyor, çocuklara şeker yasakmış. Çocuklara şeker yasak, tamam mı? Ben de buradayım. Boşuna beni ikna etmeye çalışma Zeyt. Hayır. Dün zaten Nutella kaçamağı yaptı. Tamam, sen de otur hadi. Ama evde yiyeceğiz, tamam mı? Çok sıcak çünkü burası. Asla burada yiyemem şimdi. Bücürük. Bu arada Zeyt de bayılıyor Çin makarnasına. Ana sıkılıklı. Dışarıyı mı izliyorsun? Arkadaşlar, biz yine dışarı çıkıyoruz. Yine çok spontane gelişti. Güldane ile konuştuk. Daha doğrusu eşlerimiz araba bakmaya gitti. Size söyledim ya, Akif araba bakmaya gitti diye. İşte Cihat'la beraber gitmişler. Biraz da uzak bir yerde yani. Viyana dışında, o yüzden biz buluşalım dedik hani. Sema'nur da çağırdı da, o şu an abisi gildeymiş ama belki sonra bize katılacak Semuş bacımız. Şöyle çıktık, valla görüyorsunuz günüm hep bol hareketli geçiyor.
Yerimde durmuyorum. Hava sıcak olsa bile. Değil mi Zeyt Mirza? Bu arada pantolon değişikliği yaptım. Şöyle terliklerimi de değiştirdim. Böyle daha rahat hissediyorum. Yeri çok toz kaplıyordu açıkçası. Öyle. Sarışalım da zaten aynı. Canlar yolu üstü hemen DM'e geldim. Güldane gelene kadar su alıyorum bize. O kadar sıcak ki dışarı. Bir de şöyle en çok beğendiğim şöyle Catrice kapatıcısı 020 numarasını kullanıyorum. Türkiye'ye gideceğim zaten, o yüzden görmüşken alayım dedim. Çünkü bazen bitmiş oluyor. O yüzden almak istedim. Bunlar neymiş? Brow maskara. Kaş maskarası. Yakaladım. Keyifçi. Ne yapıyorsun? Yapacağım diye yaptım. Bak bak, üstünde tüm kum yapmış. Şimdi sallanmaya gelmiş. Güldane teyzesi sallıyor. Bu arada hemen Güldane'yi gördüğünde şey diyor. Ensar, Ensar nerede? Ensar yok annem. Ensar gel de. Ay çok komiksin Zeyt. Direkt banyoluksun ha. Nine mı? Kum oynayacaksın mı? Ya da biraz kaydıraka bin istiyorsan. He? Rucu'ya bineceksin mi? Okey. Sallanacak. Bay bay, hadi yat. Yat. Kapat gözünü. Ay çok komik. Şşş, teyzesi ses etme, Zeyt yatıyor. Zeyt yatıyor, ses etmeyin. Uyumuş Zeyt, hani şu gidelim. Aynen aynen, hadi gidelim, Zeyt uyumuş. Tam bir oyuncu bir çocuk. Kapatıyor. Gerçekten. Evet. Ben şimdi burada yığım gördüğünüz gibi. Zeyt de şurada. Tatlı. Ben eğleniyorum Zeyt. Zeyt. Çekiyorum mu bilmiyorum. Ama çekiyorumdur herhalde. Arkadaşlar dondurma sipariş verdim. Bu ne? Resmen dev. Vallahi kocaman. Şurada Güldane'nin gemisi. Gemine bu da Zeydin. Bu da Zeydin ki. Bak bu külah anneciğim. Ay çıkmıyor kız. Bak. Böyle de yiyebilirsin. Hadi bize afiyet olsun. İlk defa o kadar tırmandı. Alo. 1-2-3. İnşallah yapışmazsın yere. Hadi kay. Kay hadi. Hadi. Aferin. Şuna bak. Yuvarlandı resim. Ay her yeri bu arada kum oldu, dondurma oldu. Eve girince direkt banyoya girecek. Şuna bakın. Hadi yine tırman. Zeyt yine tırman. Yukarıya yine tırman. Hadi. Ne? Ne oldu? Canlar şu an aradan saatler geçti. Biz dışarıdan sonra bize geçtik Güldane ile. Güldane de daha yeni gitti. Akif yeni geldi. Saat şu an tam 12 bu arada. Gerçekten bayağı geçti. Zeyt saat 9 mu 9.30'da uyumuştu zaten. Biz de Güldane ile oturduk işte. Bir şeyler falan izledik. Sohbet muhabbet. Akif de daha yeni geldi. İş arabası bakmaya gitmişlerdi. Maalesef içine silmemiş yani. Olmadı bugün de. Bayağı zor ya büyük bir iş arabası bulmak. Umarım en kısa zamanda buluruz arkadaşlar. Böyle ben şimdi videoyu kapatacağım. Gerçekten o kadar yorgunum ki yarın da yüzme gitmeyi düşünüyoruz. O yüzden uyuyup dinlenmek istiyorum. Zeyt zaten erkenden uyanır yarın. O yüzden burada kapatayım. Beğendiyseniz bir beğeni ve bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz.